Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi şifa YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sadece bu geceye özel senede bir kez kılınan çok ama çok faziletli bir namaz var. Bu videomda kısaca sizlere bu namazın faziletinden bahsetmek istiyorum inşallah. Hazreti Ali'den nakledilen hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Ey Ali her kim Şaban'ın yarı gecesinde 100 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve 10 İhlas okursa, Ey Ali, hangi bir kul bu namazları kılarsa, Allahu Teala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir. Soruldu ki, Ya Resulallah, eğer Allahu Teala onu imansız ölecek kullarından yazdıysa da, imanlı ölecek kuluna çevirir mi? Buyurdu ki, Beni hakla gönderen Allahu Teala'ya yemin ederim ki levh-i mahfuzda falan oğlu falan şaki olarak yaratıldı. Ama Allahu Teala bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü diye yazılmıştır. Allahu Teala bu namazı kılan kuluna yetmiş bin melek gönderir ki bir dahaki sene başına kadar onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler. Allahu Teala Adın cennetlerine 770 bin melek gönderir de onun için şehirler ve köşkler bina ederler. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulan duymadığı ağaçlar dikerler. Bu cennetlerin bir benzeri kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki her bir cennette size tarifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur. Eğer bu kişi bir dahaki seneye kadar ölürse şehit olarak ölür.'' Allahu Teala ona o gece okuduğu İhlas Suresinin her bir harfine mukabil 70 bin huri verir ki her bir hurinin bir erkek bir de dişi hizmetçisi bulunur. O gece İhlas okuyan herkese 70 şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve daha sonra kılacağı tüm namazlar kabul edilir. Anne ve babası cehennemde bile olsalar, onlara dua ederse onlar da sağlıklarında Allahu Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşmamışlarsa Allahu Teala onları cehennemden çıkarır da böylece onlar cennete girerler. Beni hak peygamber gönderen Allahu Teala'ya yemin ederim ki bu kişi cennetteki makamını Allahu Teala'nın yarattığı şekliyle görmedikçe yahut ona gösterilmedikçe dünyadan çıkmaz. Beni hak peygamber gönderene kasem olsun ki Allah-u Teala gece ve gündüzün 24 saatinin her bir saatinde ona 70 bin melek gönderir ki ona selam verirler. Onunla müsafaha ederler ve sura üfürülünceye kadar ona dua ederler. Kıyamet günü en kıymetli ebrar meleklerle haşrolur. Allahü Teala yazıcı meleklere üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir günah yazmayın ve onun için sevaplar yazın diye emir buyurur. Her kim namazı ve ahiret yurdunu niyet ederek kılarsa Allahü Teala ona o gece kendi katından büyük bir nasip verir. Allahü Teala ona rüyasında otuzu kendisini cennetle müjdeleyen, otuzu ona cehennem azabından eman veren, 30'u ona hata yapmasın diye koruyan, onu da ondan dünyanın belalarını uzaklaştıran ve kendisine düşmanlık edenlere tuzak kuran ve ondan şeytanın hilelerini uzaklaştıran yüz melek göndermedikçe dünyadan çıkmaz buyurmuşlardır. Sevgili dostlar, peki bu kıymetli namazı nasıl kılacağız derseniz çok kolay. Sabah namazının sünneti gibi 50 adet namaz kılacağız. Kılınışı aynı sabah namazının sünneti gibi. Yalnız sadece her rekatında Fatiha'dan sonra 10 İhlas okuyacağız. Bu şekilde kılarsak toplamda 100 rekat yapmış olur ve bu 100 rekatta da toplamda 1000 İhlas-ı Şerif okumuş oluyoruz. i̇mam Gazali ve Abdülkadir Geylani Hazretlerinin beyanına göre bu namaz rivayet edilen en faziletli namazlardandır. Geçmiş eski Allah dostları bu namazı kılar ve buna Salatul Hayr yani hayır namazı ismini verirlerdi. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından 30 tanesi bana bu gece namazı kılana Allahu Teala 70 kere tecelli buyurur ve her bir tecellisiyle 70 hacetinin görür ki bunların en ufa günahlarının bağışlanmasıdır diye anlattılar. Yalnız sizlere burada ince bir ayrıntı vermek isterim. Eğer kaza namazınız var ise alimlerin tavsiyesi burada 5 günlük kaza namazı kılınmasıdır. Şöyle ki 1 günlük kaza namazı 20 rekat yapıyor. Sabah namazının farzı 2, öğle namazının farzı 4, ikindi namazının farzı 4, akşam namazının farzı 3, yatsı namazının farzı 4 ve vitir namazı 3 rekat toplamda bu şekilde bir günlük kaza namazlarının toplamı 20 yapmış oluyor. Bunun gibi 5 gün kıldığımız vakitte de 100 rekat yapmış oluyor. Acizane benim de sizlere tavsiyem. Eğer zaten düzenli olarak kaza namazı hiç aksatmaksızın devamlı her gün kılıyorsanız, Peygamber Efendimizin bu gece için bahsetmiş olduğu bu mübarek namazı kılın derim. Yok eğer hiç kaza namazı kılmıyorsanız o zaman sizlere tavsiyem bu nafile namazı değil de az önce bahsetmiş olduğum 5 günlük kaza namazını kılmanızdır. Rabbim yaşadığımız müddetçe her daim bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu bu mübarek geceyi de gününü de razı olacağı en güzel amellerle bizlerimize yen eylesin, nasip dar eylesin. Amin. Bu mübarek gece ve gündüzün hürmetine videomuzu başından sonuna kadar kesintisiz izlediğiniz için Allah razı olsun efendim. Manevi şifa YouTube kanalımıza bir başka güzel videoda görüşmek üzere tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.